Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar. Selamlar. Biz nihayet Claudia ile evlendik. Bu süreci sizlere anlatacağım. Bunun sözünü daha önce vermiştim. Şöyle söyleyeyim, ben Jakarta'ya gittiğimde evrak almam gerekiyordu. Burada işlerim biraz yoğundu. O yüzden bir süre gidemedim. Geçenlerde videoları takip eden kişiler bilir. Ben Jakarta'dan bir evrak aldım ve burada evlilik işlemlerini başlattık. Ve sonunda biz burada evliliğimiz gerçekleşti. Bu süreci sizlere anlatacağım. Neler gerekti, nasıl bir yol izledik, ne kadar masraf yaptık, bunların hepsini sizlere bilgi vereceğim. Çünkü biliyorum ki birçok kişi burada evlenmek istiyor. Bali'de olsun, Endonezya'nın diğer bölgelerinde olsun. Geçenlerde Instagram'da 10 kişiye beni paylaşan, yani sayfamı paylaşan 10 kişiye bir hediye vereceğimi söylemiştim. Onun için çok güzel bir yere geldik. Burada hediyelik eşyalar alacağım. Ve bunları Türkiye'ye göndereceğim. Bu tüm masraflar bana ait olacak. Buradan gelen Türklerden birisiyle gönderip oradan kargolatıp evlerinize kadar ulaşacak bunlar. Şöyle söyleyeyim, bu güzel bir hatıra olacağını düşünüyorum. Yani Bali'den sizlere böyle benden hediye ve böyle birçok kez böyle şeyler yapacağız. Bu Instagram için alacağım ve ayrıyeten bu videonun altına yorum ve beğeni yaparsanız sizlere de, yani bu YouTube videosuna da 10 kişiye arkadaşlar sizlere de hediye göndermek istiyorum. Şimdi içeri geçelim, hediyelerimizi alalım. Daha sonra bir kafeye oturup size bu süreç, evlilik sürecini anlatmaya çalışacağım. O zaman hadi videoya başlayalım. Birazdan göreceksiniz, içerisi bayağı büyük. Hediyelik eşyalardan, tekstil, her şey var. Şimdi birazdan buradan alışverişimizi yapacağız. Hello. Hello. Böyle bir şey yapıyorlar. Thank you. Devasa bir yer. Yani bu tarafta tekstil, bu tarafta da böyle hediyelik eşyalar olan bir yer. Görüyorsunuz zaten bayağı büyük bir yer. Şunu da söyleyeyim, bu göndereceğim hepsi, yani masraflar bana ait. Buradan Türkiye'ye gelecek bir kişiyle göndereceğim. Oradan evlerinize kadar bunları, bu hediyeleri göndereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videonun altına isimleri yazacağım. Yani kazanan 10 kişinin ismini yazacağım. Bu şekilde rastgele 10 kişiyi seçip isimleri yazacağım arkadaşlar. Sizlere bunları göndereceğim. Yani güzel bir etkinlik olacak. Böyle gittiğim yerlerden sizlere böyle hediyeler göndermek istiyorum. O zaman hadi hediye bakalım. Hediyeleri buldum. Şunları göstereyim sizlere. Böyle Bali'de görülmesi gereken yerlerin resimleri var. Hem de üzerine Bali yazıyor. Çok güzel bir hatıra ve hediye olacağını düşünüyorum. Bunlardan alıyoruz. Şöyle göstereceğim. Ve bunlardan aldık. Şöyle göstereyim. Evet, hediyelerimizi alalım. Birazdan kafeye gidelim arkadaşlar. Orada tekrar açacağım. Sizlere evlilikle ilgili, prosedürle ilgili bilgiler vereceğim. Burada müzik olduğu için YouTube için sıkıntı oluyor. O yüzden birazdan devam edelim. Çok güzel hediyeler bence. Böyle sizlere hatıra. Şimdi ödemeyi yapalım, devam edelim arkadaşlar. Şimdi size bu süreci, evlilik sürecini anlatacağız arkadaşlar. Kahve istedim, baksanıza şöyle çok güzel bir sunum geldi. Şimdi bu evlilikle ilgili çok soru var ve burada çok kişi evlenmek istediğini biliyorum. Şimdi bununla ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Şimdi Claudia, ilk olarak ben Jakarta'dan evrak aldım evlilik için. Sonra sen ilk olarak ne yaptın ve nasıl yapmaları lazım bizi izleyen kişiler? You go to office orada, catatan sipil name, for married,
family paper and kimlik hepsi orada. Şimdi ben Türkçe konuştum, şöyle anlıyor Türkçe, Türkçe konuşabiliyor. Ama İngilizce daha rahat anlattığı için söylüyor. Ben size Türkçe olarak da zaten birazdan yine bilgiler vereceğim. This first go to şimdi office chatatan civil formerin everything orada. Okay, one moment I say. İlk olarak arkadaşlar şimdi Türkiye'den gelirken doğum belgesi, e-postacı doğum belgesini alın. Nüfus kayıt örneğini yanınızda alın. Ve Jakarta'ya geldiğinizde Türk konsolosluğuna gidip ben evlenmek istiyorum diye bildiriyorsunuz. Sizlere bir kağıt veriyorlar. Endonezya dili de yazıyor orada. Bu kağıdı almak zorundasınız. Bunun ücreti 4 dolar. Çok önemli, pasaport değil de kimliğiniz, yani Türkiye'deki kimliğini istiyor konsolosluk. Ve çok önemli, ben bunu bilmiyordum. Eşinin kimlik fotokopisi de, yani yanında olmak zorunda değil ama kimlik fotokopisi yanında olması lazım eşinin. Soruyorlar yani kimle evlenecek, bize bir şey göster, belge göster diyor. Yani eşinin bir fotokopisi, kimlik fotokopisi, pasaport fotokopisi lazım yanınızda, bilginiz olsun. Daha sonra Claudia'nın dediği de şu: eşiniz nerede oturuyor, yani evleneceğiniz kişi nerede oturuyorsa, mesela biz Bali'de Singaraja bölgesindeyiz. Buradaki yabancılar şubesinde ve evlilik kurumları var. Oraya gidiyorsunuz, evlenmek istediğinizi belirtiyorsunuz, size bir dosya veriyor. Bu dosya içerisinde doldurmanız gereken evraklar var. Yaklaşık 6-7 sayfa evraklar var. Şimdi şöyle gidiyorsunuz, ilk olarak bu size bir dosya veriyorlar ya, orada dolduracağınız evraklar var ya. Şimdi bu evrakların içerisinde bir tane böyle şifre gibi bir numara var. O numarayla beraber online başvuru yapıyorsunuz. Yani o kağıtları acilen bir doldurmanıza gerek yok. Online başvuruyu yapıyorsunuz. Online başvuru yapıldıktan sonra size bir onay kodu geliyor. Onay geldiği zaman bu evrakları dolduruyorsunuz. Sonra tekrar evlilik şubesine gidiyorsunuz. Sonra arkadaşlar imzayı attığınız zaman size bilgi verecekler. Daha sonra tekrar gidip bir imza dağıtıyorsunuz. Ondan sonra evlilik işlemi bitmiş oluyor. Bu biraz sürebiliyor. Mesela bir hafta sonra, 5 gün sonra tekrar size geri dönüş olabiliyor. Bali'de evlenecek kişiler varsa bu çok önemli. Bali'nin Endonezya ile farklı bayramları var. Yani Endonezya Müslüman bir ülke. Tabii ki bizdeki gibi işte Kurban Bayramı olsun, diğer bayramlar olsun, belli günlerde izinleri var. Bali'de daha farklı. Yani geldiğiniz zaman ve zamanınız kısıtlıysa Bali'de bayram var mı? İşte çünkü buradan 3 gün, 5 gün kapandığı günler var. Her ay 2-3 gün yine böyle bayramları oluyor. O yüzden bunlara dikkat edin. Eğer zamanınız kısıtlıysa Endonezya'da zaten hani kapalı mı veya şey bir bayram var mı? Bunu zaten bilginiz olur. Bakarsınız. Durumlar böyle. Zor değil. Ve işinizi kolaylaştıracak birçok burada olaylar da var. Bakın bana birçok kişi yazıyor. Ya işte hani gelsek nasıl olacak? İşte yani bir tedirginlik şey var. Hiç olmanıza gerek yok. Bakın yardımcı oluyorlar. Dediğim gibi mesela evleneceğiniz kişi bu prosedürleri hiç bilmiyorsa orada size yardımcı olabilecek, belli bir ücrete yardımcı olabilecek insanlar var. Başka da bana mesela Instagram'da ulaşan arkadaşlar var. Ya ben doğum belgesi getireyim mi, bunu getireyim mi? Arkadaşım yani getir tabii, yani yanında bulunsun. Bunun bir şeyi yok, zararı yok. Burada zaten şurada, ha şu da var. Müslüman erkek ve Müslüman kadın evlendiği zaman prosedür daha kolay. Ama evleneceği kişi Hristiyan, Endonezya'da da çok var. Hristiyansa veya Hinduysa prosedür biraz daha farklı işliyor, biraz daha uğraştırıyor. Onu da söyleyeyim. Benim eşim Hindu. O yüzden de biraz daha prosedürü biraz daha fazla oluyor. Başka var mı bir şey söyleyeceğimiz önemli? Yok, sadece bu online. Sadece bu. En önemli mesele arkadaşlar size ilk dosyayı verdiklerinde online olarak başvuru, orada bir şifre gibi bir şey var. Onunla beraber online başvuru yapıyorsunuz, onay bekliyorsunuz. Onay aldıktan sonra tekrar evlilik şubesine gidip imza atıyorsunuz. Tekrar beklemek zorundasınız. Sonra tekrar gidip bir imza daha atıyorsunuz. Bu şekilde işlem devam ediyor.
O yüzden geldiğinizde yani bir ay, yani böyle bir haftaya gidip işlerimi halledeyim, gideyim falan, bunu sakın ama sakın yapmayın çünkü yetişmez. Yani burada işlemler biraz yavaş yürüyor arkadaşlar. Yani genel her şeyde biraz daha böyle rahatlar, yavaş yürüyor. O yüzden bu konuya dikkat edin, biraz daha zaman ayırın. Zaten burada 60 gün kalabiliyorsunuz, hiç sorun değil, yani vizesiz. Vizesiz değil, kapıda vize. $38, bu yeni çıktı, onu da söyleyeyim bu arada. Daha önce 2019'da geldiğimde böyle bir şey yoktu. Şu anda gelen Türk vatandaşlarına ve diğer, yani bir tek bize özü değil, herkesten $38 alıyorlar. Daha sonra eğer uzatmak istersen, bir 30 gün daha kalırsan bir daha $38 veya $35 ödeme yapıyorsunuz. Daha önce öyle bir şey yoktu. Geliyordun, ücretsiz yani giriyordun, uzatırsan $35 ödüyordun. Şu anda o işler biraz farklı. Şunu da söyleyeyim, seyahat sigortası yaptırın arkadaşlar, bu önemli. PCR falan istemiyoruz zaten, PCR test yok. Ama kalacağınız gün kadar seyahat sigortası istiyor. Bu yanınızda bulunsun, bilginiz olsun. Burada kalıp, burada yaşamak isteyen Türkler çok var. Şimdi bu evlilik bittikten sonra arkadaşlar, KİTAS'a başvurma hakkınız var. KİTAS ne oluyor? Oturum izni gibi oluyor. Bir yıl kalabiliyorsunuz, daha sonra tekrar uzatabiliyorsunuz. Sonra 5 yıl böyle devam ediyor. Burada uzun vadeli kalacaksan, bak bu çok önemli, en önemli nokta burası. Turist vizesiyle gelme. Yani şöyle, yani vize hiçbir şey almadan diyorsun ya, zaten kapılar açık geliyorsun. Bu şekilde uzatması sıkıntı oluyor. Business vize aldığın zaman burada 6 ay kalma hakkın var, uzatabiliyorsun. Ve rahat rahat hem KİTAS'a başvurabilirsin hem de diğer. Buraya gelip birçok kişi böyle mağdur oldu. Çünkü vize hiçbir şey almadı, vizesiz ya. Gelip burada, çünkü KİTAS uzun sürüyor bu evraklar falan bitirilmesi. Bu sefer gün yetmiyor. Yani giriş çıkış yapmak zorundasınız başka ülkeye. Bu da masraflı oluyor. Gidiyorsun başka yere, sonra bir daha geliyorsun falan derken. Yani eğer aklınızda bu uzun vadeli kalmak varsa, tavsiyem şu ki business visa. Yani bunu yaptıktan sonra 6 ay, zaten 6 ayda her şeyinizi halledersiniz. Arkadaşlar Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan bana yazabilirsiniz. Sorularınız varsa yardımcı oluyorum zaten. Yine olmaya devam ediyorum. Bazı işle ilgili ve farklı konularla ilgili benden bilgi almak isteyenler var. Ama şöyle, yani o kadar basite alınıyor ki, arkadaşlar şu bilgileri bana versene, şunları, ya bunlar uzun şekilde anlatılması gereken, araştırılması gereken önemli bilgiler oluyor. Hem işle ilgili, farklı vizelerle ilgili, farklı işlerle ilgili. Bunlarla ilgili arkadaşlar belli bir ücret karşılığında danışmanlık gibi görebilirsiniz. Bunu ücretsiz yaptığında, bunu da anlayışla karşılamanızı istiyorum. Bazı insanlar bunu farklı yerlere çekiyor. İstediği yere çekebilir. Çünkü kötü niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama aklı başında insanlar da hiç sorun yapmadan karşılıklı birbirimize yardımcı oluyoruz. Yani ben de bu bilgileri burada ücretsiz almadım. Ben de vakit ayırıyorum, öğreniyorum. İşte hatta bazı yerlere gidip sizin için bir şeyler araştırıyorum derken bunun için de, bunun da bir karşılığı olması gerekiyor. Bunun dışında da çok önemli, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü bu şekilde daha fazla kişilere ulaşıyoruz. Yakında benim KİTAS'ım onaylanıyor ve burada oturum iznim oluyor. Daha sonra burada diğer ülkelere gezmeye başlayacağız. Tayland olsun, Filipin olsun, birçok ülke, Kamboçya, Singapur, Malezya, birçok ülkeyi gezeceğiz, dolu dolu gezeceğiz. Yani gidip saat 3-5 gün kalıp birkaç yeri gösterip devam değil de böyle dolu dolu, hem işlerle ilgili ne yapılabilir, orada yaşamla ilgili, yani kültüre bayağı faydalı, güzel videolar gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, size faydalı olmuştur. Yine sorularınız varsa, anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Yani lafı uzatmak, bazı arkadaşlar kızıyor, lafı çok uzatıyorsun şey diye. Ya arkadaşım şimdi şöyle, yani insan nasıl böyle sonra dikkatli bir şekilde anlatmaya çalışıyor. Tekrar tekrar söyleyerek, yanlış bir şey anlatmayalım, yanlış bir şey söylemeyelim, insanlar mağdur olmasın. Yine aklınıza takılan bir şeyler varsa bana Instagram'dan veya buradan yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.